Düz bir arazide yer alan bir bina ile bir ağacın yükseklikleri arasındaki fark 10 metredir. Bir süre sonra ağacın yüksekliği iki katına çıkmış ve bu fark 5 metre olmuştur. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir bina yapalım. Ağacı da hani düz mantık olarak düşünelim. Ağacın daha kısa olduğunu görelim böylece. Hani olmak zorunda değil tabii ki çok yüksek ağaçlar da var ama. Şimdi bir yorum çıkartacağız. E, aralarındaki fark 10 metreymiş. Buna bina manasında B diyeyim. Buna da ağaç manasında A diyeyim. Bunların arasındaki fark arkadaşlar yükseklik farkı neymiş? Şurası 10 metre. Şimdi B eksi A eşittir 10. Sonra ne diyor? Ağacın yüksekliği ikinci durumda 2 iki katına çıkmış. Şöyle olmuş bakın. 2A olmuş. Bu sabit duruyor. Binanın boyu değişmedi. B eksi 2A arkadaşlar 5 olmuş taraf tarafa çıkarırsak A buradan 5 olur. A5 olduğu için de binanın yüksekliği böylece ne olur? 15 olabilir. Ancak şu da olmuş olabilir. Sonuç olarak bina böyle duruyordur. İkinci durumda ağaç bir uzamıştır. Binayı geçmiştir. Aralarındaki fark bu sefer 2A-B olur. O 5'e çıkar. 5'e düşer pardon. B-A zaten 10'du. Taraf tarafı topladığımızda buradan A15 olur aralarındaki fark 10 olduğu için binanın boyu 25 olur. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar 1 3 C şıkkı olacak. Şunu diyebilir miyiz? Başlangıçta ağacın boyu daha büyük olabilir mi? Hayır. O mantık olarak yanlış. Soruyu bitirdim isteyen dinlesin şu an. Eğer ağacın boyu daha büyük olsaydı zaten bu iyice büyüyecekti. Mesafe artardı. Mesafe azaldığına göre demek ki başlangıçta ağaç daha kısaymış. Bu sorunun çözümünü yaparken yani size düzgünce göstereyim ben. Böylece riske girmemiş olalım ve vakit de kaybetmeyeceğiz. Acaba o muydu bu muydu niye söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi mesela 15 ile 11'in çarpımı arkadaşlar e, malum 165'tir. Ama 17 ile 18'in çarpımı böyle geçiyor bayağı büyük sayı oluyor. O yüzden riske girmeyelim biz. Hani ben hocam düzgünce göreyim isteyen istiyorum diyenler için yapayım. Şuraya x diyeceğim, buraya da x diyeceğim tamam mı? Birisi 1 artı x olacak, birisi 2 eksi x. Ne kadar temiz bir çözüm olduğunu görün. 1 çarpı 2, 2. Son arkadaşlar eksi x. Sonra artı 2 x ve eksi x kare. 2 artı x eksi x kare. Hemen neyi göreceksiniz? x basit bir kesir. Neden? 1 ile 2 arasında arkadaşlar şu bölünmüş olan uzunluk tabii ki 1'den küçüktür. Basit bir kesrin karesi ne olur? Küçülür. Haliyle x büyüktür x karedir burası böyle uyduruyorum şu an 0.1 0.2 gibi böyle veya istersen 0.7 de sorun değil. Birden küçük bir sayı pozitif bir sayı ama 1 değil. Haliyle 2'ye birden küçük bir sayı eklediğimizde cevabımız D olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde olay. ABC sıralaması bir de BDE sıralaması var arkadaşlar bakın. Şimdi buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi her zaman doğrudur denmiş. E böylece arkadaşlar şıkları da tabi göz önünde bulundurmak lazım. A B'den küçükse B'de D'den küçükse kesinlikle A D'den küçüktür. Şıkları da göz önünde bulundurun çünkü zaten buna göre yapacağız cevabı. Diğerleriyle ilgili yorum yapmaya gerek kalmadan hemen gördük ve yapıştırdık. Birel kantarının eşit aralıklarla bölünmüş göstergesindeki mavi ibre kantarın ucuna takılan nesnelerin kilogram cinsinden değerini göstermektedir demiş. Ve her bir bölmede arkadaşlar bakalım kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş tamam mı? Kantarın ucuna içinde bir muz bulunan tepsi takıldığında mavi ibre şekil 1'deki gibi kantarın ikinci ucuna gelmiş. Yani 1'i 5'e bölersek 0.2 bu 0.4 kiloymuş arkadaşlar. Nereden anladım dediğim gibi ikinci ibrede şu an. Sonra... 2 kavun ve bir muz konduğunda nereye gelmiş? 3 kiloyu aşmış. 1, 2, 3 bölme. 0.2'yi 3 ile çarparsak 0.6 yapar. Demek ki 3.6'ymış. 1 kilomuz 0.4'tü. Artı 2 tane kavun arkadaşlar. İki kavun, 2 kavun 3.2. 1 kavun da buradan 1.6 oldu. E şıkkı geldi. Bakın şimdi mavi Pem, e, mavi pembe diyorum pardon. Mavi oklarla arkadaşlar size böyle bir talimatta bulunmuş. 2x-1 oldu demiş. Yani burası o zaman 2a-1. Kırım pembelerde ise x bölü 2 olduğuna göre demek ki bu aslında başlangıçta 2a'ymış. Böylece buradakilerin toplamı 2a, a ve 2a-1 eşitmiş 19'a. Böylece buradan 5a eşitleri 20 oldu. a da 4 arkadaşlar c şıkkı. Rasyonel sayı arkadaşlar sadece kesirli sayı gibi düşünülüyor ama rasyonel sayı şudur. 2 bölü 3 bir rasyonel sayıdır. Sonra arkadaşlar 4 bir rasyonel sayıdır. Eksi 1 bir rasyonel sayıdır. Yani a bölü b şeklinde yazarsanız a tam sayı ve b tam sayı olabiliyorsa bunlar işte reel sayı olur. E, pardon rasyonel sayı olur. Ne zaman rasyonel sayı olmaz? Kök 2. Çünkü siz kök 2 arkadaşlar a bölü b şeklinde yazamazsınız. Bunun gibi düşüneceksiniz tamam mı? Dolayısıyla bunlardan kaç tanesi? Kök dışına çıkıyor bunu görmemiz lazım. Haliyle arkadaşlar küp kökü olan sayılar neler onlara bakacağız. Bunun için de bence tek tek kontrol etmeye gerek yok. Bakın şimdi 1'in bir, kübü 1'dir ama bunların içinde yok. İlk sayımız ne var? 2'nin kübü 8. Dolayısıyla arkadaşlar 8'den başlayacağız. İlk kübü olan sayı 2 oldu. Daha sonra bu gider gider böyle bir sürü sayı işte 3 veririz 4 veririz 5 veririz. Sonra böyle büyük düşünelim. 10 versek 1000 yapıyor, bunu aşıyor. O zaman 9 versek 9'un kübi 729 oldu. Gördüğünüz gibi en fazla 729'a kadar çıkabiliyormuşuz. Böylece 2'den 9'a kadar arkadaşlar kaç tane doğal sayımız var? Böylece 8 tane var. Demek ki 8 durumda bunlar kök dışına çıkıyormuş. Yani rasyonel sayı oluyormuş. D şıkkı. A² 2AB 3B² arkadaşlar çarpanlarına ayrıları nasıl? çarpımları eksi 3b kare toplamları eksi 2ab olması için a eksi 3b ve a artı b olacak. Dolayısıyla a eksi 3b arkadaşlar 0 olabilir a artı b 0 olabilir. A 3 bye eşit olabilir ya da A eksi B'ye eşit olur. Ama bu sefer bunlar zıt işaretli olur. Dolayısıyla A gördüğüm yere 3B yazacağım. 4B olacak. Aşağısı da 3B eksi B'den 2B olacak. Böylece cevabımız 2 A şıkkı. Şimdi arkadaşlar y çarpı y eksi 1 eşittir 12 olarak düşünebiliriz. Çünkü iki tane ardışık tam sayının çarpımı arkadaşlar 12 olur. Demek ki aslında bu 4 ve 3'müş ve bu kırmızı çarpımı anlatıyormuş. Sonra burayı 4 olarak gördük. 4 kenarda dursun. x x artı 2. Burada da ne diyebiliriz arkadaşlar? 9 ile 11'in toplamı 20 olduğu için demek ki bu da artıyı anlatıyormuş. Yani x 9'muş. Buraya da böyle 11 yazalım. Böylece arkadaşlar Demek ki aynı mantıkla burası da artıymış. Haliyle artı artı çarpı olacak. Buna uygun hangi şıkkımız var? Bakalım. B şıkkında arkadaşlar. Artı çarpı artı. Evet maviye biz zaten artı demiştik. Mora da artı demiştik. Kırmızıya da çarpı demiştik. Cevap B geldi. Tam sayı olduğu zaman arkadaşlar üstler İki tane birbirinin kuvveti olmayan sayının üstleri ancak sıfır olursa birbirlerine eşit olurlar. Burada da mutlaka a eksi 4 eksi 5 sıfır olmalı. Bu yine sıfır olmalı. Dolayısıyla mutlaka a eksi 4 eşittir 5 dersek a buradan en fazla kaç olur arkadaşlar? 9. Yine mutlak b eksi 7 artı c eksi 4 sıfırsa tabii ki mecburen b 7 olmalı. c de 4 olmalı. Çünkü ayrı ayrı toplamları sıfırsa bunlar zaten mecburen 0 ve 0 olmalı. 9, 7 daha 16, 4 daha 20 A şıkkı yaptı. Bu fena bir soru değil arkadaşlar uzaklıkla ilgili. Bir kere sınavda da sorulmuştu bununla ilgili bir soru. Bakın şimdi bir kere bir sayı olsun. Bir A sayısı küçük A diyelim buna. Bu sayının sıfır olan uzaklığı A birim olsun. A'nın buna olan uzaklığı sıfır olan uzaklığı kaç olmalı o zaman? 3A. Çünkü ne demişti? 3'te birine eşit olacak. Bu birinci durum. İkinci durum şu da olabilir. Negatif tarafta da olabilir. Burası arkadaşlar B olsun. Uzaklığı buranın B olsun. Sonra A sayısının da sıfır olan uzaklığı 3B olsun. Dolayısıyla bu küçük A sayısının buraya olan uzaklığı 2A birim olduğu için 2A eşittir arkadaşlar 8. A4 olabilir. Böylece büyük A buradan 12 olur. 3A'dan dolayı. Aynı şekilde B dediğimiz zaman 4B eşittir buradan 8 olursa B2 olur. Haliyle burası eksi 2 olmak zorunda. Negatif tarafta olduğu için burası da 3 ile çarptığımızda 6 olmak zorunda. Demek ki A'nın alacağı 2 değer 6 ve 12'ymiş 18C şıkkı. Arkadaşlar şıklardan gitmek gerekiyor. Size bir tane yanlış örnek, bir tane doğru örnek vereyim. En yakın olanları seçeyim hatta bunun için de. Böylece olayı anlayın. Bakın B ve D şıklarına bakalım. Diğerlerinin biraz daha kolay elendiğini düşünüyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar B şıkkında... Diyelim siz B 1-2 aralığı seçtiniz tamam mı? Burada 1-2 aralığı diyorum açık aralık diyorum çünkü bakın 1 ve 2 dahil değil bu arada bir yerde. Siz 1 bile seçseniz B'yi en küçük olarak A'yı da arkadaşlar en küçük eksi 1 seçseniz eksi 1 artı 1'den 0 yapıyor. 0'dan büyük yapıyor yani. Sonra B'yi 2 seçseniz A'yı arkadaşlar en fazla 0 seçseniz 2 oluyor. 0 ile 2 aralığı oluyor. Demek ki bu birin B şıkkını seçersek 1 2 aralığını seçtimden dolayı A artı B eksi 1 ile 1 aralığı değil 0 ile 2 aralığı oldu. Bu yüzden gitti bakın olmadı. C'ye gelirsem o en azından oluyor herhalde. C'ye bakalım. C'ye en az 2 alırsak arkadaşlar. A'yı da burada 0 alırsak 2 eksi 0'dan 2 oluyor. Açık aralık zaten 0'ı alamayız sadece aralığı göstermek için seçiyorum. C'yi 3 alırsam, A'yı eksi 1 alırsam alamam normalde ama en uç değer alıyorum. 3 eksi eksi 1'den 4. Bunlar 2 ile 4 arası oluyor. Bak bu oldu. O zaman C şıkkında, pardon D şıkkında buna bakmama gerek yok. Bu B'ye bakalım. B'yi arkadaşlar 0, 1 aralığından en az 0 seçersek, A'yı da en az eksi 1 seçersek eksi 1 oluyor bakın. A'yı en büyük 0 seçersek B'yi de 1 seçersek 0 artı 1'den 1 geliyor. Bakın aralık eksi 1 ile 1 aralığı oldu. Zaten istenen aralık da burada gördüğünüz gibi eksi 1 ile 1 aralığı. Demek ki D şıkkı buna uyuyormuş arkadaşlar. Bu şekilde şıklardan tek tek giderek denememiz gerekiyordu.